Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber yeni bir Apple AirPods Pro aldığınız zaman neler yapmanız gerekiyor ve bu kulaklıktan maksimum verimi nasıl alabilirsiniz? Bu tarz detayları öğrenebileceğiniz kılavuz niteliğinde bir video çektim. Şimdi isterseniz gelin sözü fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Burada ilk yapmamız gereken şey kulaklıkların ve şarj kutusunun sürüm güncellemesi, en son sürümü ona bakmamız gerekiyor. Bunun için burada ayarlar menüsüne girdiğiniz zaman zaten AirPods Pro diye farklı bir menü çıkıyor. En aşağı doğru geldiğimiz zaman ise sürüm bölümü var. Buna tıkladığınız Zaman hem kutunun hem de kulaklıkların sürüm versiyonunu görebiliyorsunuz. Eğer burada kulaklıklarınız en güncel sürüm değil ise kulaklığı şarja takın ve telefonla beraber yan yana tutun. Böylelikle kendi güncellemeyi otomatik olarak yapacaktır. Eğer baktığınız güncelleme otomatik olarak yapılmadı o zaman ise şunu yapmanızı öneriyorum. Bir kere bağlantıyı kurun, biraz bir müzik dinleyin, bir video falan izleyin sonrasında kapatın kulaklığınızı, kulaklıkları içine koyun ve tekrardan bağlantıyı kurduğunuz zaman burada güncelleme yapılacaktır. En güncel sürümü ise görebilmek adına açıklamalar kısmına Apple'ın web sitesinden bir link koyuyorum. Oradan bu sürümün güncel olup olmadığını görebilirsiniz. İkinci konumuz ise kulaklıkların uçlarının uygunluk testi. Bunun için size yine ayarlardaki AirPods Pro menüsüne gelmemiz gerekiyor. Aşağı doğru biraz kaydırıyoruz. Kulaklık ucu uyum testi diye bir menü çıkıyor. Kutu içerisinden çıkan kulakçıkların kulağınıza uygun olup olmadığını buradaki testi yaparak anlayabilirsiniz. Oynat tuşu çıkıyor. Buna bastığım zaman bir müzik çalıyor. Bu sırada kulaklıklarınızı çıkarmamanız lazım. Kulağa iyi yerleşti diyor ve bitti dedikten sonra artık farklı bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. İsterseniz bu kulaklığın adını da değiştirebiliyorsunuz. Yine ayarlar kısmından uygulamaya girdiğiniz zaman burada at kısmına gelip istediğiniz şeyi buraya yazarak kulaklığınızın ismini de değiştirebilirsiniz. Şimdi bu kulaklık hakkındaki kullanım detaylarından size bahsetmek istiyorum. Bunun için yine ayarlardaki AirPods Pro menüsüne girmeniz yeterli oluyor. Kulaklığımızın üstündeki alana iki parmağınızla basılı tuttuğumuz zaman sağ tarafta gürültü denetimi, sol tarafta yine gürültü denetimi olmak üzere ikisini aktif hale getirebiliyorsunuz. Ancak isterseniz bunları değiştirebiliyorsunuz da. Sol tarafı Siri'ye alabiliyorsunuz. Böylelikle sol tarafa basılı tuttuğunuz zaman Siri moduna otomatik olarak geçebiliyor. Ya da bunu istemezseniz gürültü denetimi modunda ise hangi modlar arasında geçiş yapabileceğini de seçebiliyorsunuz. Hangisini daha fazla kullanıyorsunuz o ikisini de seçebilirsiniz. Aynı durum sağ kulaklık için de geçerli. İsterseniz isterseniz de gürültü denetimi gibi ayarlar buradan değiştirilebiliyor. Ancak ne yazık ki ses alçaltma ya da ses yükseltme gibi farklı ayarlar buradan değiştirilemiyor. Sadece burada Apple'ın bize sağlamış olduğu bu özellikler bizlere sunulmuş. Aynı zamanda arama denetimleri kısmına geldiğimiz zaman ise burada telefonla konuşurken bu kulaklık beraber neler yapabileceğimizi görebiliyoruz. Aramayı yanıtlamak için yani telefon çaldığı zaman bir kere tıkladığımız zaman telefonu açıyor. Görüşme sırasındayken telefonu sessize alıyor. İsterseniz bunu FaceTime'da da yapıyor aynı zamanda ve üçüncü olarak ise görüşmeyi bitirmek için ister FaceTime isterseniz telefon görüşmesini iki kere tıklamanız yeterli oluyor. Böylelikle görüşme de bitirilmiş oluyor. Ana ekran'a pil vücutu ekleyelim isterseniz. Bu da benim sevdiğim bir özellik. Şöyle şu şekilde kulaklıkları ve aynı zamanda şarj kutusunun pilini böyle görmek istersek yapmamız gereken şey şu olacak. Ekranımızda boş bir alana basılı tutuyoruz ve sol üst tarafta artı tuşuna basıyoruz. Bir sürü farklı widget çıkıyor. Siz isterseniz buradan buraya gelip pil yazdığınız zaman işte aynen buraya bunları ekleyebiliyorsunuz. Böylelikle pilinizin ne kadar kaldığında buradaki halkalar sayesinde anlayabiliyoruz Şimdi gelelim modlar arasındaki geçişlere. Bunun için yapmamız gereken şeylerden bir tanesi şuradan sağ yukarıdan parmağınızı aşağı doğru kaydırdıktan sonra burada Apple Airpods ikonunu görüyoruz. Buna basmamız yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi gürültü denetimi, sohbet farkındalığı ve uzamsal ses gibi bölümler bölümler var. Burada gürültü yönetimini açtığınız zaman karşımıza şeffaf mod uyarlanabilir ve gürültü engelleme olmak üzere farklı modlar çıkıyor. Bunları isterseniz aynı zamanda ayarlar, Apple AirPods kısmı ve buradaki ayarlar kısmından da yapabiliyorsunuz. Kapalı şeffaf mod uyarlanabilir ve gürültü engelleme bulunuyor. Kapalı denilen şey gürültü engelleme tamamıyla kapalı. Çevrenizi duymamıza izin veriyor. Şeffaflık modu arka planda eğer duymanız gereken sesleri daha net duymanız gerekiyorsa böylelikle bu modu açarsanız konuştuklarınızı ve karşı tarafın konuş daha rahat bir şekilde duyabilirsiniz. Uyarlanabilir mod ise iOS 17 ile beraber geldi. Bu şeffaflık ve aktif gürültü engelleyici özelliklerinin bir karışımı olarak düşünebilirsiniz. Böylelikle iPhone'unuz ya da iPad'iniz bulunduğunuz ortama göre gürültü engellemeyi açıyor ya da şeffaflık modunu açıyor ya da tamamıyla hepsini kapatabiliyor gibi bir ortaya karışık bir ayar yapabiliyor. Gürültü engelleme kısmına geldiğimiz zaman ise etraftaki gürültüleri maksimum seviyede engellemeye çalışıyor. Yeni sürüm güncellemesiyle beraber yeni gelen bir özellik var. Sohbet farkındalığı. Bu gerçekten güzel. Daha öncesindeki Sony kulaklıklarımda zaten aktif olarak kullandığım bir özellikti. Apple'a da gelmesine sevindim. Burada diyelim ki müzik dinliyorsunuz ya da video izliyorsunuz. Karşı tarafla sohbet edeceksiniz. Konuştuğunuz an burada kulaklık konuştuğunuzu anlıyor ve müziğin sesini ya da oynattığınız videonun sesini yavaşça kısıyor ve karşı tarafı çok daha net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Bu özelliği beğeniyorum ama eğer kendi kendinizle fazla konuşan biriyseniz bu sıkıntı yaratabilir. O yüzden burada sohbet farkındalığı kısmını açmanızı öneririm. Otomatik kulak algılama kısmına geldiğimiz zaman bu da şu işe yarıyor. Diyelim ki kulaklığı şu şekilde buraya koydunuz, otomatik olarak çalan şarkı duruyor ve bağlantı kopuyor gördüğünüz gibi. Şu anda sadece sağ kulaklığım takılı. Beğendiğim bir diğer güzellik ise şu. Diyelim ki şu anda bu kulaklık bu telefona bağlı. Ancak siz çaldığınız müziği ya da izleyeceğiniz videoyu başka biriyle de paylaşmak istiyorsunuz. O zaman yapmamız gereken şey şu. Farklı bir Apple AirPods'u şu şekilde kapağını açtığımız zaman gördüğünüz gibi sesi geçici olarak paylaş diyorsunuz. Ve arka taraftaki tuşuna bastığınız zaman artık farklı bir Apple AirPods sahibi de sizin dinlediğiniz müziği ya da izlediğiniz videodaki sesleri güzel bir şekilde dinleyebilecek. Bu güzel bir özellik olmuş. Sadece Apple AirPods için geçerli değil. Aynı zamanda Beats marka kulaklıkları da buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki ayar kendi ses ayarımızı yaratma. Her ne kadar Apple bizlere hala hazırda önceden yaratılmış olan Equalizer ayarlarını veriyor olsa da ne yazık ki bize bu Equalizer ayarlarını değiştirmemize izin vermiyor. Bunun için şöyle bir şey yapacağız. Ayarlardan müziğe gideceğiz ve burada EQ denilen alan var. Gördüğünüz gibi bir sürü farklı Equalizer var ama demin de söylediğim gibi bunu ne yazık ki düzenleyemiyoruz. Tekrardan şu şekilde dursun. Bu özellik aslında işitme sorunu olan kullanıcılar için geliştirilen özel ses kurulumu seçeneği. Bunun için ise ilk olarak girmemiz gereken menü erişebilirlik menüsü olacak. Sonrasında aşağı doğru biraz kaydıracağız ve ses ve görsel kısmına tıklayacağız. Burada kulaklık kolaylıkları diye bir menü var. Özel ses ayarları kısmı var. Burada sürdür dediğimiz zaman buna odyogram kullanma diyeceğiz ve sonrasında burada bizlere bir takım müzikler çalacak. Siz hangisini beğendiğinizi seçeceksiniz. Şunun gibi göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi birisinin konuştuğunu duyuyor musunuz? Duyuyor. Evet duyuyorsanız hayır gibi ayarlar var. Sonrasında sizlere en uygun ses ayarınızı yapacak ve böylelikle kendinize özel bir equalizer ayarınız olacak. Demin de söylediğim gibi çok da farklı bir şey oluyor mu? Farklı bir şey değişmiyor. Burada değiştirilen ayarlar aslında buradaki ayarlar dengeli ton, vokal aralığı ve parlaklık. Şimdi yine farklı bir özellikten bahsedeceğim size. Bunu aslında Apple AirPods üzerinde değil ama genelde de kullanabilirsiniz. Yine erişebilirlik ve ses görsele geldiğimiz zaman burada arka plan sesleri var. Arka plan sesleri açtığınız zaman kulağımda yağmur sesi var. Çok güzel bir şekilde. İsterseniz burada farklı şekilde dengeli Deli gürültü, parlak gürültü, koyu gürültü, okyanusu, yağmur ve dere gibi farklı sesleri arka planda sürekli oynatabilirsiniz. Derseniz aynı zamanda yağmur sesi yüksekliği ya da ortamda oynatılırkenki sesin yüksekliği gibi ince ayarlarda yine yapılabiliyor. Canlı dinleme özelliğini muhtemelen daha önce duymuş olabilirsiniz. Bu iOS'taki gizli özelliklerden bir tanesi. Daha çok casusluk için kullanılabilir. Apple AirPods üzerinde sesleri almak için iPhone'un mikrofonlarını kullanıyor. Bu özellikle örnek vermek gerekirse bir çocuk uyurken iPhone'unuzu odaya koyuyorsunuz kulağınızda da kulaklık var. Böylelikle içeride bir ses olursa onları dinleyebiliyorsunuz. Bunun için yapmamız gereken şey öncelikle ayarlar kısmında denetim merkezine gelip burada bende daha önce var zaten işitme menüsünü buraya eklemek olacak. Bunu buraya ekledikten sonra yine sağ yukarıdan parmağımızla kaydırıyoruz ve buradaki kulaklık işaretine tıklıyoruz. Burada karşımıza bir hayli çeşitli bir ayar menüsü geliyor. Buna geldiğimiz zaman ilk olarak kulaklık kolaylıkları kısmını kapattım gördüğünüz gibi. Burada canlı dinlemeye bastığınız zaman şu anda bende şeffaf mod açık olduğu için canlı dinleme açık değil. Burada telefonu bıraktığımız alandaki sesleri kulağınıza aktaracak ama tabii ki burada bluetooth bağlantısı uzaklığında olmanız gerekiyor. Bunu da unutmayın. Aynı zamanda bu kulak ikonla bastığımız zaman gelen menüden de size bahsetmek istiyorum. En tepede gördüğünüz gibi kulaklığın detaylarından bahsediyor. Pilin ne kadar kaldığını. Alt tarafındaki ikinci menüde ise deminki ki kulaklık kolaylıkları menüsü aslında buraya gelmiş gördüğünüz gibi çeşitli ayarları buradan değiştirebiliyorsunuz. Sonrasında arka plan sesleri de demin sizlere bahsetmiş olduğum şey yağmur, dere ya da gürültü gibi sesler. Bir sonraki konumuz ise uzamsal ses. Airpods Pro 2 ile birlikte kullanıma sunulan kişiselleştirilmiş uzamsal ses. iOS 17 ve iPhone'un True Depth kamerasını kullanarak bireysel bir 3D ses profili oluşturuyor. Bu da ne işe yarıyor? Bunu burada tabi size hiçbir şekilde gösteremem, denemeniz lazım. Kulaklığın üzerine tıklıyoruz ve Teryoyu uzamsal yap diye bir bölüm var. Gördüğünüz gibi kapalı, sabit ve kafa izleniyor diye farklı bir bölüm var. Bu kafa izleniyor aldığınız zaman bir değişik oluyor. Bunu denemenizi mutlaka öneririm ama yani sürekli kullandığınız zaman açıkçası yorucu oluyor bence. O yüzden buranın sabitte kalması sizin için en doğru ayar olacak. Bir sonraki ayarımız ise telefonla konuşurken karşı tarafın sesini daha yüksek duymanız için güzel bir ayar. Bunun için yine öncelikle ayarlar kısmına gideceğiz. Sonrasında erişebilirlik ve burada ses ve görsele tekrardan gideceğiz. Kulaklık kolaylıkların menüsünde burada şeffaf modunun içine girdiğimiz zaman konuşma yükseltme diye bir menü var. Bu menüyü açtığınız zaman karşı tarafın sesini sizlere daha da yüksek bir şekilde verecek. Evet şimdi ise bir Macbook'unuz varsa AirPods Pro ile beraber bağlantı konusunda MacBook'unuzda neler değiştirebiliyorsunuz onu size göstermek istiyorum. Zaten gördüğünüz gibi bağlantı kurulur kurulmaz burada AirPods logolarını görüyorsunuz. Tıkladığınız zaman ise isterseniz buradaki menünün altından gürültü engelleme modlarını istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Aynı telefondaki gibi 4 farklı menü var. Deminki uzamsal ses şu anda burada müzik çalmadığı için gördüğünüz gibi not available diyor. Aynı zamanda conversation awareness var. Yani karşı taraflı bir konuşmaya girdiğiniz zaman otomatik olarak algılıyor ve sesi yavaş yavaş kısıyor. Bu gerçekten güzel bir özellik. Daha öncesinde Sony'in kulaklıklarında bunu kullanıyorduk. Buraya tıkladığımız zaman ise daha detaylı bir menü karşımıza çıkıyor. İsterseniz yine ismi değiştirebiliyorsunuz modları buradan değiştirebiliyorsunuz. Hatta kulaklıkla beraber tıkladığınız zaman neler yapabileceğimiz yine buradaki ayarlar üzerinden değiştirilebiliyor. Yani aslında telefonumuzda bulunan tüm ayarlar burada MacBook'umuzda da mevcut. Bir diğer ayarımız ise hangi kulaklığın mikrofonunu kullanmak istediğinizi buradan ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz AirPodslar arası otomatik geçiş, isterseniz sadece sağ, isterseniz sadece sol olmak üzere 3 farklı seçenek var. Bence otomatikte kalması daha doğru olacaktır ve aynı zamanda pil konusunda da yine iyileştirilmiş pil şarjı da burada bizlere sunulan özellikler arasında arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.